Rehber Mühendis kanalından herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber sizden gelen önemli birkaç tane soruyu cevaplamaya çalışacağız ve sizlerle beraber öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani burada herhangi bir ders veya işte bir konu anlatımı olmayacak ama önemli bir yere değineceğiz. Nedir bu sorular derseniz ilk olarak biz hangi bölümler olarak bu konuları yani sizin derslerinizi izleyebiliriz veya sizin derslerinizden yararlanabiliriz sorusu arkadaşlar. Şimdi bu gerçekten önemli bir soru ve hani merak edilen bir soru. Ben de şu an şunu söylemiştim. Özellikle burada yazmış olduğum örneğin makine mühendisi, elektrik, elektronik, inşaat, bilgisayar, endüstri ve mimarlık gibi bölümlerdeyseniz gönül rahatlığıyla bu videolarımızı rahatlıkla izleyebilirsiniz diye cevap veriyorum arkadaşlar. Çünkü zaten ben makine mühendisiyken örneğin benim sınıfta elektrikçi, bilgisayar ya da işte inşaat mühendisi, endüstri mühendisi arkadaşlarımız da vardı. Çünkü bu bölümler için özellikle fizik dersi benim anlattığım genel fizik ortak arkadaşlar. Ama asıl sorulardan bir tanesi şu hocam diyor ki ben işte kimya mühendisliği okuyorum. Ya da diyor ki arkadaşımız ben mühendisliği değil de direkt kimya bölümünü okuyorum. Yani kimyager olacağım diyor. Ya da fizik mühendisliği veya fizik bölümü okuyorum ben. Yani mühendislik değil direkt fizik bölümünü okuyorum. Ya da matematik bölümü okuyorum. Gıda mühendisliği okuyorum. Biyomedikal mühendisliği okuyorum. Ya da biyomedikal ve genetik mühendisliği okuyorum. Yani bakın bunlar da sanki fizikten çok daha uzakmış gibi konular olabiliyor arkadaşlar. Ya da o şekilde bölümler olarak algılanabiliyor. Şimdi ben Bunlara şunu söylüyorum bu cevap bu tarz yorumlardan arkadaşlar. Çünkü bu yorum gerçekten çok fazla geliyor. Merak ediyor. Çok da haklısınız arkadaşlar. Çünkü hani burada bir içerik var, bir kaynak var ama size uygun mu değil mi? Bunu merak ediyorsunuz. Bu çok doğal bir şey. Şimdi burada aslında şunu söylemiştim ben. Bu tarzda cevap yapan ya da yorum atan arkadaşlara demiştim ki Üniversitenizin veya bulunduğunuz bölümün müfredatına bakınız. Müfredatınızda eğer genel fizik bir konu dersi varsa sizin için uygundur demiştim. Ve bunun içinde ders içeriklerine de bakıp konuları oradan görebilirsiniz demiştim arkadaşlar. İşte şimdi burada dersimizde bu videomuzda sizlerle beraber birkaç farklı üniversiteden öyle kafama göre üniversiteler seçeceğim arkadaşlar. Bakacağız bakalım gerçekten de fizik bir siz hangi bölümler için uygun ve böylelikle bir kendimize bir uygunluk testi yapmış olacağız. İkinci soruysa yine gerçekten önemli bir soru ve anlaşılabilir bir soru. Hocam bizim için bir temel gerekli mi? Yani sizin videolarınızda biz üniversiteye geçtik, işte şu bölümü, bir bölümü kazandık, işte bir bölüm kazandık ama herhangi bir temelimiz olmayabiliyor. Yani e, bunun için ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor mu diye soruluyor. Benim cevabım direkt olarak hayır arkadaşlar. Yani çünkü biz burada zaten e, kanalımızda sıfırdan yani en temelden başlayarak bölüm derslerini hem e, mantık olarak hem buradaki işte fiziksel olarak açıklamalarını, tanımlamalar yapıyoruz. Hem de matematiksel olarak sizlere aktarmaya çalışıyoruz ve temelden başlayarak mantığıyla anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden herhangi bir temele ihtiyacınız yok. Ama illa bir şey soruyorsunuz. Çünkü biraz şüphelisiniz arkadaşlar. Çünkü endişelisiniz. Hani lisede herkes aynı fizik e, seviyesinden mezun olup üniversiteye gelmiyor. Bu da anlaşılabilir bir durum. Çünkü üniversite işte Liseler tüm ülkeyi düşündüğümüzde tüm Türkiye'deki bütün liseleri düşündüğümüzde üniversite sınavına gelirken tabii farklı seviyelerde lise eğitimi görüyor arkadaşlarımız. E bunlar e, tatlı endişeler diyelim ama hani çok da öyle sizi korkutacak endişeler ve illa bir temele gereksinim var mı diye düşünürseniz ben dediğim gibi yok. Herhangi bir temele ihtiyacınız yok. Zaten üniversitede yani bu genel fizik dersini alırken sizin sanki hiç temeliniz yokmuş gibi sıfırdan konular anlatılarak sizlere öğretilmeye çalışıyor. O yüzden bir problemle karşılaşmazsınız ama tabi dersleri iyi dinleyip iyice çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında bir de şunu söyleyebilirim belki yani ilerleyen dönemlerde bu dönem belki e, yetişmeyebilir ama pre fizik şeklinde bir fizik yani üniversite fizik öncesi hani temel olmayan bu endişeyi gidermek adına böyle genel anlamda konu anlatımı olacak şekilde değil veya soru çözüm olacak şekilde değil de sadece temel olarak konulara böyle değinebileceğimiz bir e, 3-5 saatlik bir video serisi hazırlamayı düşünüyorum. Buna pre fizik diyorum arkadaşlar. Hani öncesinde bu temel olmayan arkadaşlarımızın endişelerini biraz gidermek adına en azından böyle genel anlamda fiziği biraz tanımak ve konulara birazcık hakim olmak, genel anlamda tanımlarını öğretebileceğim Öğrenebileceğimiz bir seri hazırlamaya düşünüyorum ama bu dönem için yetişir mi bilmiyorum büyük ihtimal yetişmeyecek ama zaten yetişmese de dediğimiz gibi derslerde herhangi bir temel olmasa da siz zaten öğrenip bu temeli atabilecek seviyede bu dersleri görüyorsunuz. Şimdi ben burada başka sorum bu iki soru üzerine değerlendireceğim şimdi öncelikle ben buradan bir bakın kanalımıza gelmek istiyoruz bakın kanalım bu şekilde benim. Daha da inşallah büyür, daha da büyük bir aile oluruz diye tahmin ediyorum ilerleyen zamanlarda. Sizlerin desteğinden dolayı da teşekkür ederim. Gerçekten ilgi ve yorumlar benim hoşuma gidiyor. Buradan kaynağımız güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Genel fizik zaten adı da genel fizik. Bakın bizim bu dönemki derslerimiz bu. Tabi ikinci sınıflar için mühendislik için statik dersleri de veriyoruz arkadaşlar. Burada ikinci bakın manyetizma ve elektrik ikinci dönem için genel fizik iki dersimiz de var. Yine mukamet derslerimiz var. Burada birden yani deneyler oluşturmaya çalışıyorum. Aslında ee, gerçekten de bu anlatmış olduğumuz şeyleri deneylerle desteklediğimizde daha eğlenceli ve daha kalıcı hale geliyor. Ve daha somut bir şeyler gördüğümüzde bizim için daha güzel şeyler oluyor. Şu an burada iki tane videomuz var ama bu dönem içinde birkaç tane daha yani elimden gelince eklemeye çalışıyorum. Biraz hani deneyler için bazı altyapı da gerekiyor. Hadi onları da oluşturmaya çalışıyorum diyelim. Hani biraz zaman alıyor diyelim. Onun dışında burada İngilizce ile ilgili... Biliyorsunuz ki mühendislik veya diğer sayısal bölümlerdeki arkadaşlarımızın İngilizcesi olması gerekiyor. Çünkü bilimsel bir şeyle ilgilendiğimiz için İngilizceyi bilmemiz gerekiyor. İngilizceyle ilgili bazı ek konular vermeye çalışıyorum. Burada lise konularından var. Bazı işte mühendislikle ilgili yine eee diferansiyel denklemler veya teknik çizimler ilgili derslerimiz var. Ama sizin için en önemli buradaki konumuz arkadaşlar buradaki fizik bir konusu. Bakın şimdi içerisine girdiğimizde bu oynatma listemizin toplam 113 tane video var ki bu bu yıl belki 150'ye çıkacak. Hani dediğim gibi ekstra bir şeyler de ekleyeceğim. Bazı deney videoları bekleyeceğim. Öyle düşünüyorum arkadaşlar dönem sonuna kadar. Elimden gelince inşallah bir şeyler yaparım. Ama yapmasam da şu an burada basit harmonik hareketin sonuna kadar tüm konular var arkadaşlar. Bakın ve sıralaması da bu ilk videomuz üniversite için sizlere bir hani hoş geldiniz demek adına böyle bilgilendirme adına bir video hazırlamaya çalıştım. Bunda zaten bir ders konusu yok ama fizik bir fizikte ölçmede girişten itibaren son videoya kadar ders videolarımız burada mevcut. Dolayısıyla siz bakın sıralamada işte önce fizik ve ölçmeden niceliklerden fiziksel büyüklüklerden daha sonra vektörlerden daha sonra bakın kinematiğe giriyoruz. Yani bir boyutlu hareket sabit ilmeli hareket yer değiştirme ani hız ani ime işte atışlar, üç boyutlu hareket bunların tamamı kinematik konuları. Daha sonra işte Newton enerji hareket e, konularımız devam ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada gerçekten güzel bir kaynak var. Ve konu sıralamamız da bu şekilde. Şimdi bu konular dediğimiz gibi mühendislik için özellikle bu 4-5 tane temel herkesin aklına gelen büyük mühendis yani ana mühendislikler diyelim büyük demeyeyim de neye göre büyük. Hani ana mühendislik işte makinedir, elektrik, elektroniktir bilgisayar, endüstri, inşaat, mimarlık. Bunlar zaten gönül rahatıyla hiçbir şüphe olmadan bu dersimizi izleyebiliyor. Şimdi işte diğer konulara yani diğer öğrencilerimize gelelim. Ne demek istemiştim ben sizlere? Yorumlarda dedim ki arkadaşlar ders içeriklerinize, ders programınıza bakınız. Eğer bu ders varsa yani genel fizik bir dersi varsa rahatlıkla bu derslerimizi izleyebilir ve bu derslerimizden yararlanabilirsiniz demiştik. İşte bunu öğrenmenin yolunu ben size göstereceğim şimdi. Örneğin aklıma gelen birkaç tane üniversiteye bakalım arkadaşlar. İlk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bakacağım ben. Yani yani bu şekilde birkaç tanesine gireyim. Hatta Orta Doğu olsun. Bir tane daha olsun Ankara'dan. Mesela Ankara Üniversitesi olsun. Ankara üniversitesi. Ankara Üniversitesi'ne girelim arkadaşlar. Ondan sonra İstanbul Tekniğe girelim. Hani başka 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 üniversitelere bakmaya çalışıyorum. Hani böyle 5-6 tane üniversite yazacağım arkadaşlar. Bir tane daha girelim Bakın Orta Doğu'ya girdik, Ankara'ya girdik, İstanbul Tekniğe girdik. Bir tane de Anadolu'dan bir üniversite olsun. Mesela Erciyes Üniversitesi olsun arkadaşlar. Erciyes Üniversitesi. Erciyes Üniversitesi'ne girelim. Kayseri'den mesela. Konya'dan da bakabilirsiniz Necmettin Erbakan'a falan. Bir tane de özel bir üniversite olsun istiyorum arkadaşlar. Ee, neresi olsun çok bilmiyorum ama Trabzon'dan yani Karadeniz bölgesinden bir üniversite olsun istiyorum. T Trabzon'da vardır. Ben bir Trabzon'daki üniversite araştırayım arkadaşlar. Siz burada bekleyin. Tamamdır. Yani keserim ben burayı da neyse. Baktım arkadaşlar Trabzon'da 3 tane üniversite varmış. Bunlardan 2 tanesi devlet, bir tanesi özel üniversite. Bu özel üniversitemiz de Avrasya Üniversitesi'ymiş arkadaşlar. Tabii ben buradan bir araştırdım deminden. O yüzden orada çıkıyor. Bir de Avrasya Üniversitesi'ne bakalım. Başka, siz isterseniz başka üniversitede bakabilirsiniz ama hani burada şimdi ben ana sayfalarına girdim. Gördüğünüz gibi tamamen kafama göre geliyorum. Herhangi bir reklam veya bir şey yapma gibi bir amacım yok. Bakın şimdi ne yapacağız? Dediğim gibi buradaki derslerin genel fizik bir dersin içeriklerine bakacağız. Hangi bölümler için özellikle isterseniz şuradan bakalım arkadaşlar. Yani mesela kim için? İşte gıda mühendisi için, kimya için. Zaten buradaki mühendislerde bir şüphemiz yok ya işte fizik mühendisi ya da matematik bölümü için ya da fizik bölümü için direkt fizik bölümü mühendisi değil ya da biyomedikal mühendisi. Bunlara bir bakalım arkadaşlar sırasıyla. Öncelikle ODTÜ'den başlayalım. Bakın ODTÜ'de bu şekilde geldiniz işte burada bazı isterseniz inceleyebilirsiniz ama onun dışında bakın akademik bölüme gireceksiniz siz. Akademik bölümde burada akademik birimler ve programlar, fakülteler, enstitüler ve okullar ve lisans programları. Şimdi benim biraz önce saydığım bütün bölümler yani o işte kimya bölümü, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, biyomedikal bunların tamamı lisans programları. Bakın bu şekilde lisans programlarına girdiğimizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bütün bölümler çıkıyor. Bakın mimarlık fakültesi başlığı altında bölümlerimiz endüstriyel tasarım işte mimarlık, şehir planlama, programsa yani program dediği burada işte mühendislik yani neyse o mimarlık mesela bir program ya da bir bölüm. Şimdi buradan neye bakalım? Bakın burada ikinci bölüm Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki bölümlerimizi görüyoruz. İşte Biyoloji Kimya zaten Fen Edebiyat Fakültesi fen ve edebiyatla ilgili bölümler. İşte Biyoloji, fizik, kimya, matematik, işte edebiyat, belki sosyoloji, tarih gibi bölümler Fen Edebiyat fakültesinde bulunuyor. Böyle inceleyebilirsiniz. Ben çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Yine bakın mühendislikle ilgili bölümlere geldik. Mühendislik Fakültesi ve burada da Eğitim fakültesinde yine fen bilgisi öğretmenliği, işte ilköğretim matematik öğretmenliği gibi bölümler var. Şimdi dedik ki mesela buradan biraz dedim bakın bilgisayar, çevrelik diye zaten Var ama gıda mühendisliğine bakalım. Bakın şimdi gıda mühendisliği biraz daha hani böyle yiyecek içecek sanki fizik için içinde yokmuş gibi geliyor. Gıda mühendisliğine bakalım. Bakın gıda mühendisliğine bastığımızda e, tıkladığımızda yani bu şeye bakın gıda mühendisliğinin kendi ana sitesini atıyor bizi. Department of the Food Engineering demişiz. Yani gıda mühendisliği bölümündeyiz. Burada şimdi bakın işte tek tek linkler var. Bakabilirsiniz. Courses bizim için önemli bir durum ama bir aşağı doğru inelim şöyle bir inceleyelim programı. Bakın General Information on Undergraduate Programming. Yani mezun olmadan önceki durumları size anlatmış. Burada ne olacağını. Bakın burada her şeyi okuyabilirsiniz tek tek. Ee, bazı bilgiler. Yani şimdi buradaki da vermiş. Söyleyelim zaten müfredat demiş. Yani lisans öğrencilerinin devam eden mezun olmayan öğrenciler için lisans programındaki müfredat şu şekilde. Bakın ilk yılınız birinci yıl. First semester, second zaten iki dönem var. Birincisi işte güz dönemi şu anki döneminiz. İkincisi ise bahar döneminiz arkadaşlar. Bunları zaten ben size bir önceki videomuzda anlatmaya çalıştım. Hani burada size bir e, syllabus şeklinde verilir ve bu syllabus'ta işte kim olduğu bakın her birinin kodu var. Bakın ders kodu yazmış. Kurs kodu yani ders kodu dersine de bakın. Zaten general fizik bir yazıyor. Yani direkt zaten genel fizik bir arkadaşlar. Bizim zaten direkt buradaki oynatma listemizin aynısı zaten neredeyse. Onun dışında bakın bu devam ederseniz genel fizik 2 tabi genel kimya ile ilgili diğer derslerde biraz hani kimya mühendisliği olduğu için kimya mühendisliğine bağlı ama bizim amacımız burada fiziği öğrenmekti. Şimdi ben buradan bakın genel fizik zaten tıklanabiliyor. Buna tıkladığımızda direkt bizi bu genel fizikle ilgili bilgilerin olduğu sayı yani o Do, atıyor diyelim. Bakın burada genel fizik 1, Kodumuz fizik 105'miş arkadaşlar. İşte dedim ki bizimki 102 idi mesela. Başka bir üniversitede fizik 02'dir mesela. Yani o kodlar artık üniversitenin şeyine göre. Burada işte inceleyebilirsiniz. E, ee, laboratuvar teknik ders varmış. Bakın 4 krediymiş. 3 kredisi teknik dersi. Yani ders 2 kredisi. Bakın laboratuvarı ve saatleri. Burada kredisi verilmiş. departmanı verilmiş. İşte e, okulun yani dersin hangi dilde olacak? İngilizce. Sizin belki bölümünüz Türkçedir. Türkçedir. Fark etmez. Ve devam eden lisans öğrencileri. Undergraduate, yani devam eden öğrenciler diyebiliriz. Devam eden öğretmenimiz. Yani dersi veren adam burada yazıyor kim olduğu. Ve hangi semester? Bakın fall semester. Fall ne demek? Sonbahar. Yani güz dönemindeki dersler. Tabii bize bunun için önemli değil. Bizim için önemli olan ne Ders içeriği okuyabilirsiniz. Bak bizim için önemli olan kısım burası. Ders içeriği course content, e, course content demiş arkadaşlar. Yani diyor ki hangi konular açılacak? Bakın burada okuyabilirsiniz. bir Vektörler. Vektörlerle başlıyor musunuz siz e, derslere? Kimya, e, neydi? Gıda mühendisliğinde. Bakın bu gıda mühendisliği bölümü arkadaşlar. E, dolayısıyla bakın. Öncelikle vektörler konusunu görüyorsunuz. Zaten bizim ilk olarak, bakın burada fizikte ölçmeden sonra direkt vektörler, bakın vektörlerde skalar çarpım, vektörlerde bileşen, hepsi sırayla alıyor. Sonra kinematik konular. Ne demek kinematik? Yani işte sabit ime, imeli, e, ani ime ani iğme, ani hız, yer değiştirme, bir boyutta hareket, atışlar, üç boyutlu hareketler, serbest düşmeler. Bunların tamamı kinematik konular arkadaşlar. Bakın ikinci olarak kinematik, e, biz de zaten aynen bu şekilde gidiyoruz. Sonra e, particle dynamics works and energy. Yani e, burada bir kere cisimlerin dinamiği yani dinamik konusu bildiğimiz dinamik Newton kanunları daha sonra work iş demek zaten enerji enerji demek. Bakın iş, güç, enerji ve dinamik konu e Biz de zaten bu sayıla gittik. Daha sonra conservation of energy yani enerji korunumu, system of particles yani sistemlerin yani particle sistemleri yani burada aslında momentum ve itme konuları düşünüp dü, e, diyebiliriz ve bu momentum ve itme ile ilgili diğer tüm konular aslında o içinde alan o diğer konular. Momentum korunumu bunlarla ilgili diğer şey, momentumun hesaplanması, bunlarla ilgili itme ile ilgili formüller olabilir. Bakın burada yine biz de zaten bu sırayla gittik. Daha sonra collisions var yani çarpışmalar arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki Momentum konularından sonra çarpışmalar geliyor. Bakın aynen biz de zaten bu sıraya giriyoruz. Daha sonra rotational motion yani dönme hareketi olarak çevireceğiz ama biz bunu dairesel hareket olarak çeviriyoruz. Yani çembersel dairesel hareketle ilgili tüm konular. Yani burada e, tüm işte yer dairesel yer değiştirme, açısal yer değiştirme demiş. Açısal hız, açısal ivme ve onunla ilgili bütün problemler, dinamik konular hepsi bakın burada bu konu için. Zaten biz de bunlara yer verdik. Son olarak da oscillations diyoruz. Yani bu da aslında titreşim olarak ya da salınım hareket demektir arkadaşlar. salınım hareketi olarak da zaten bir Son konumuz olarak basit harmonik hareket konusunu inceledik. E zaten bakın burada da zaten son konuda bu varıyor. Yani bakın kimya mühendisliği bölümündeki bir fizik bir dersini genel fizik bir ders alan arkadaşımız bizim şu an buradaki oynatma listemizdeki neredeyse şuradaki bakın bu kurs content olarak kurs içeriğinde verilen derslerin sıralaması bile neredeyse şuradaki şu oynatma listemizde benzer arkadaşlar. Aynı şekilde sıralama bile aynı gidiyor neredeyse. Dolayısıyla bakın kimya mühendisliği gibi bir mühendislik bizim buradaki bu derslerimizi rahatlıkla alabildi arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Şimdi isterseniz bir de Ankara Üniversitesi'ne bakalım. Burada Ankara Üniversitesi ile ilgili birkaç tane bakın. Artık öğrendik aslında nasıl olduğunu, nasıl çalışmalar yapın, yani nasıl ders içeriğine bakıp bizim bu dersin uygun olup olmadığını öğrendik. Ama genel olarak bakacağım. Burada da bakın yine akademiye giriyoruz. Çünkü biz akademik birimlere bakıyoruz. Programlar veya fakülteler diyebilirsiniz. Zaten direkt programlar değil programlardan bakabilirsiniz. Mesela burada da... Şimdi açık öğretim ve uzaktan eğitim fakültesinin ne olduğunu anlıyoruz. Bak dil, tarih, coğrafyada özellikle dil bölümleri var. Diş hekimliği zaten, esnacılık bunlar zaten kendi. Eğitim bilimleri fakültesinde özellikle öğretmenlik bölümleri vardı. İşte matematik öğretmenliği, ilk öğretim matematik gibi. Şimdi fen edebiyat fakültesinde fen veya edebiyat farklı fakülteler de olabilir. Burada bakın fen edebiyata ayırmış. Fen burada edebiyat fakültesi başka bir yerde. Şimdi fen fakültesinde ne olur arkadaşlar? İşte biyoloji, kimya, matematik, düz ama yani mühendis değil. Düz matematik bölümü ya da düz kimya bölümü. Örneğin düz buraya girelim. Bana sorulardan bir tanesi de neydi? Hocam ben kimya bölümünde okuyorum. Bu kimya bölümünde işte sizin derslerinizdeki fizik dersini inceleyebilirim. Yine bakın akademiye basıyorum burada. Pardon geri geldim. Fakültelere geldik arkadaşlar. Neredeydi? Fen fakültesi girdik. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'ne. ...web sitesine bir gidelim. Ee, niye ulaşıldı? Ulaşıldı. Bir saniye arkadaşlar. Bir, he, şimdi buradan bölümlere bakalım. Bir yüklensin de. Bölümler. Mesela neydi? Kimya. Bana kimya sorulmuş. İsterseniz buradan... E, tamam. Kimyaya bakalım. Bölüm web sayfası diyorum arkadaşlar. Şimdi içeriye bakacağım. Yani dersin içeriğini bulmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi buradan eğitim akademik takvim bakın ders programı zaten güz dönemi olarak açıklanmış ya da şuradan şu yukarıdan bakın eğitime tıklayarak tekrar aynı yere girdik. Buradan eğitime tıklayarak lisans eğitimi deyip bakın lisans eğitim içeriği buradan heh lisans ders içerikleri Türkçe programı için tabi de bunu İngilizce program. Bakın burada zaten e, kimya programı zorunlu dersler demiş arkadaşlar burada. Yani kimya programı için zorunlu dersleri görüyoruz. Örneğin işte fizik 101 dersi Zaten bak burada da fizik 101'miş kodu arkadaşlar. Yani her birinin kodu farklı farklı kodlar oluyor dedik arkadaşlar. Bakın burada kimya bölümü Ankara Üniversitesi'ndeki departman için yani kimya bölümü için e, fizik bir dersi bakın genel fizik bir dersimizde 101'miş. Bakın yine tekrar isterseniz ders içeriğinde hangi kuvvet derslerinin olduğunu görüyoruz. Bakın yine birim sistemleri zaten biz de ilk birim sistemlerinden başlıyoruz. Dikkat edersek bakın ölçme büyüklükler ve birim dönüşümleri yani birim sistemleri. Daha sonra neredeydi burası? Şöyle şunu bir kapatalım. Geldik buraya. Bakın vektör e zaten yine bir dinamik son Tek boyutta hareket, ani hız, ani ivme, tek boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları yani Newton kanunu. Bakın dairesel hareket ve Newton uygulamalarının diğer uygulama diğer uygulamalar parçacık dinamiği iş güç enerji korunumlu kuvvetler bakın burada korunumlu kuvvetlerde bitiyor. Yani işte bazı üniversitelerde bölüme göre farklı konular. Yani ne bileyim dairesel hareket açısal momentum gibi konular işlenmiyor mesela burada. Ama yine şu ilk 5 6 ya da 7 bölüm tamamen bizim neredeyse sıralama dahi neredeyse aynı arkadaşlar. Kimya bölümü için demek ki Arkadaşlarımız kimya bölümünde bile olsa bizim bu derslerimizi gönül rahatlığıyla izleyebiliyor. Şimdi ben buradan bunu da gördüm. İsterseniz bu ODTÜ ve İTÜ'yü e Ankara Üniversitesi'ni kapatalım. İTÜ'ye geldik. Şimdi İTÜ'de de başka bir bölüme bakalım. Yine bakın eğitime girersiniz arkadaşlar buradan akademik birimlere. Geldik buradan. Bakın bölümler, bakın fakülteler, bölüm program demişiz. Biz buradan fakültelere gireceğiz arkadaşlar. Fakültelerden zaten inşaat, mimarlık, makinelik bunları zaten bakmaya bile gerek yok. Kimya ve meteoroloji, işletme, uzay. Şimdi uzay, uçak bilimleri fakültesinde uzay mühendisliği, uçak mühendisliği gibi bölümler var. Bunları da söylemeye gerek yok. Çünkü bunlar da makina ile alakalı konular olduğu için direkt izleyebilirsiniz arkadaşlar. Nereye bakalım buradan da? Fen Edebiyat Fakültesine girelim. Burada da Matematik Bölümüne bakalım arkadaşlar isterseniz. Eğitim diyorum, bölümler diyorum. İsterseniz kim? Ha bir de kim Fizik Mühendisliği Bölümüne bakalım. Tamam mı? hani çünkü Fizik ve Fizik Mühendisliği de başka bir bölüm. Buradan bakın direkt Fizik Mühendisliği internet sayfasına girelim arkadaşlar. Fizik Mühendisliği eğitim'e baktık, lisansa baktık. Buradan ders izlenceleri. Evet, bakın havuz Fizik 1. Direkt burada bakın çıktı kitaplar bize kaynak kitap vermiş. Zaten buradan syllabus'ı direkt yüklemişler. Bakın işte e, burada iki tane üniversitemizin kitabı var. Yardımcı kitap olarak bakın survey bizim kitabımızı yardımcı kitap olarak alıyor. Biz önün için önemli olan bizim için bakın şu. Zaten da verdiğim gibi bakın benim size ta, bir önceki dersimizde. Bak birimler, fiziksel enjekler ve vektörler, kinematik, Newton hareket yasaları, Newton yasalarının uygulamaları, iş, iş kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, momentum itme çarpışmalar, yine momentum itme çarpışmalar, dönme hareketinin kinematiği, dinamatiği, kütle çekim, periyodik hareket, periyodik hareket. Yani şurada bakın bizim yine dersimiz yani bizim işlediğimiz konuların tamamı neredeyse sıralama bile aynı olacak şekilde hangi bölüm içinde bu fizik mühendisliği bölümü içinde siz fizik bölümüne baksanız da aynı konuları göreceksiniz bakın kimya bölümüne baktık orada bile aynı konuları gördük yine bakın burada benim size syllabus'ta paylaşmış olduğum durumları paylaşmaya çalışmışlar yine bakın ara sınav şu tarihte de demiş ikinci ara sınav bu final bu bakın ara sınav yüzde şu bu bu şekilde bakın aynen inceleyip görebildiğimiz üzere yine fizik mühendisliği bölümü içinde hiçbir problemsiz biz bu dersi inceleyebiliyoruz. İsterseniz bir de Şimdi bir Avrasya Üniversitesi'ne bakalım. Burası biraz özel üniversite olduğu için burada belki çok fazla bölüm olmayabilir arkadaşlar. Çünkü özel üniversitelerde o kadar çok bölüm olmuyor. İsterseniz fakültelere bakın. Bakın fakültelerde fen edebiyat fakültesi, iktisat, mühendislik ve mimarlık fakültesi var. Sağlık bilimi. Zaten sağlık bilimi, spor ve iletişim bunlarla çok işimiz yok. Yani fen edebiyat fakültesinden neye bakabiliriz? Matematiğe bakabiliriz. Onu isterseniz şuradan bir mühendisliğe girelim. Hangi bölümler varmış? Programlar, bilgisayar mühendisliği, elektrik, gıda var, harita var, iç mimarlık ve çevre mühendisliği var. E, makine ve mimarlık var. İsterseniz buradan da haritaya bakalım. Ya da gıdaya bakmıştık zaten. Harita mühendisi ders programı desek. E, bakmaya çalışıyoruz. Yani direkt ders programını verdi bize. Ben böyle bir ders programı istememiştim ama neyse. Akademik kadro değil de buradan ders programı şuradan bir geri geleyim bakalım. Harita mühendisi bölümü, ders programı, öğrenci blok iletişim ders içeriklerine bakmak istiyorum. Ders program var sadece de bir bakayım bakalım girelim bir. Şimdi sadece bakın burada ders içeriklerini bulamadım ama arkadaşlar yine bakın burada fizik bir görüyorum. Fizik 101 olarak direkt burada dersimiz var. Yani yine aslında bizim dersimizi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir problem yok. Bunu söylemiş olayım. Burada aslında ders içeriklerinin de paylaşılması lazım ama sadece bizlere ders programı paylaşılmış bütünleme sınavları falan diyor. Yani dediğim gibi ders içerikleri maalesef paylaşılmamış arkadaşlar. Bunlar herhalde üniversiteden direkt gidip istenebilir. Ama şimdi onunla da fazla şey yapmayalım arkadaşlar. E, o zaman bunu da kapatalım. Yine hani ders fizik bir dersimiz harita Mühendisi için yine var arkadaşlar. Son olarak ise Erciyes Üniversitesi'ne gelelim. Erciyes Üniversitesi'ne yine başka bir bölüme bakalım arkadaşlar. Fakültelere girelim buradan. Son olarak bir de matematik bölümüne bakmak istiyorum. Bakın kimyadır, biyolojidir, fiziktir. Bunlara baktık. Bunların mühendisliklerine de baktık. Birinde kim bakın İTÜ'de kimyaya bakmıştık. İşte bir diğer üniversitemizde ise neye baktık? Kim fizik mühendisine baktık mesela bakın. Kimya olur, mühendislik olur, fark etmez. İkisinde de fizik bir dersinizi içerik ve ders anlatım açısından aynı konular işlendiğini gördük. Şimdi son olarak arkadaşlar bir de matematik bölümü gibi bir bölüme bakalım. Bu bölümde büyük ihtimal bakın fen fakültesindedir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü fizik, kimya, biyoloji, matematik, istatistik gibi bölümler burada. Bakın burada astronomi, biyoloji, fizik, matematik. Ben matematiğe bakacağım. Çünkü kimyaya baktık, fiziğe baktık arkadaşlar. Burada yine güzel bir şekilde sitemizi görüyoruz. Hakkımızda bölüm yönetimi, akademik kadro bana ders programları ve ders içerikleri lazım. Ders müfredatı, ders içerik işte bana şu lazım arkadaşlar. Buradan bakalım bir hangi bölüm bakın. Matematik bölümündeki derslere bakıyoruz. Birinci yarı yılda analiz, soyut matematik, lineer cebir, temel bilgi teknolojileri, genel fizik. Aha bakın genel fizik 1. Zaten adı üstünde direkt genel fizik 1'i görüyoruz. Bastığımızda bakalım neymiş bu dersimiz. Vermiş burada arkadaşlar bakın. Genel fizik matematik için zorunlu bir dersmiş arkadaşlar. Birinci düzeyde bir dersmiş. 5 kredi ve buradan bakabilirsiniz. Yine bakın ön koşul yok. Eğitim dili Türkçe. Buradaki öğretmenimizi görüyoruz. Dersin elemanlarını, asistanlarını falan görüyoruz. Bakın yüz yüze her şeyi burada söylemiş. Dersin içeriği de burada bakın. Fizik ve ölçme. Konulara bakıyoruz bakın. Aynı konular üzerinden gidiyoruz. Fizik ve ölçme. Burada da bakın biz fizik ve ölçme ile başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra vektörler, bir boyutlu hareket, iki ve üç boyutlu hareket, Newton hareket kanunları, uygulamaları. Burada bir ara var. Newton kanunları ve uygulamaları, kinetik enerji ve iş, İş kinetik enerji teoremi, potansiyel enerji ve enerji korunumu, momentum, itme ve çarpışmalar, kütlenin sabit eksen etrafında dönmesi, katı bir cismin ya da katı cisimler için dönme hareketi ve dönme hareketinin dinamiği. Yani aslında bakın açısal momentumun sonuna kadar açısal momentum kadar geliyor ve devam etmiyorlar burada. İşte bu da bölüme bağlı işte. Ve yani buradaki konuların tamamı bizim buradaki ders içeriğimizde yani sizlere anlatmış olduğumuz fizik bir genel fizik bir derslerinin tamamında mevcut arkadaşlar. O yüzden Gönül rahatlığıyla siz bu derste de inebilirsiniz ve bakın bu bölüm aslında matematik bölümü yani bu işte bir mühendislik değil bildiğimiz matematik bölümünden bahsediyoruz matematik mühendisliği bölümüne de baksak o zaman yine aynı şeyleri göreceğiz e, matematik bölümüne de bu şekilde bakmış olduk şimdi aslında öğrendik ama son bir kez bir de moleküler biyoloji ve genetik gibi bir bölüm vardı aslında onu yazmıştım ona da bir bakalım isterseniz şuradan bir kere daha fakültelere girelim bakın fakültelerde fen edebiyat fakültesine girdim buradan ee, öğrenciler eğitim bölümlere girelim arkadaşlar. Bakın bölümlerde moleküler biyoloji ve genetik dedik. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünün sayfasına girdim. Ee, nerede bu eğitim lisans diyorum arkadaşlar. Ders içeriklerine ya da şuradan böyle değil de şuradan ders planlarına girsem. Bakın burada yine moleküler biyoloji ve genetik %100 İngilizce bölümü için hangi derslerin olduğu yazıyor. Bakın biyoloji, genel biyoloji bir, genel kimya Kimya laboratuvarı matematik 1 ve fizik 1. Bakın yine bizim alacağımız ders bu arkadaşlar. Bakıyoruz buradan hemen ders tanımına ve ders işlerine bakıyoruz. Bakın fiziksel büyüklükler ve ölçme, birim sistemleri, vektörler, kinematik, Newton yasaları, iş güç enerji kavramları, korunumlu kuvvet ve enerji konumu, momentum ve parçacık sistemlerinin hareketinin tasviri, momentum korunumu. İşte hepsi burada zaten yine periyodik hareket ve kütle çekim, yine statik denge gibi konularımız var. Şimdi arkadaşlar ben burada bu şekilde aslında... Araştırmamı tamamlamayı düşünüyorum ne gördük ne öğrendik derseniz aslında buradaki bakın dersimize girdiğimizde ben artık buradaki fizik genel fizik 1 ve hatta genel fizik 2 de gönül rahatıyla katabilirim çünkü bu iki ders birbiriyle bağlantılı dersler bu derslerimizdeki videolarımızı ve derslerimizi hangi mühendislik bölümü öğrencisi olursanız olun gönül rahatlıkla derslerimizin içeriği sizler için uygundur arkadaşlar. Ve bakın burada biz çok da hani alakası fizikle alakası olmayan gibi görünen mühendislere baktık. İşte kimya mühendisi gibi Gıda mühendisi gibi, harita mühendisi gibi veya işte bir moleküler biyoloji ve genetik bunlar sanki tamamıyla fizikten ayrıymış gibi gözüküyor. Ama hepsinde fizik bir dersin ortak ders ve hepsinin içeriğini de bizim burada sizlere aktarmış olduğumuz genel fizik bir oynatma listesinin derslerimize uygun olduğunu gördük. Bunun yanında matematik bölümü gibi, kimya bölümü, biyoloji bölümü, işte fizik bölümü gibi Sadece bölüm olan derslere yani mühendislik olmayan ama bölüm olan derslere de baktık. O bölümlerdeki ders içeriklerini de inceledik. Yine o bölümlerdeki ders içeriklerdeki genel fizik 1 ve 2 derslerinin yine bizim anlattığımız konulara uygun bir şekilde ders içeriği olduğunu gördük. Yani bizim buradaki videolarımız, ders videolarımız o bölümler içindeki okuyan arkadaşlarımız için de uygun olduğunu görmüş olduk. Yani en genel anlamda özet olarak şu şekilde verebiliriz. Hangi üniversitede ister özel ister vakıf üniversitesi veya devlet üniversitesi fark etmez, hangi üniversitede okursanız okuyun ve hangi sayısal bölümde olursanız olun arkadaşlar. Yani normal mühendislik bölümü de olabilir. Her mühendislik dalı için geçerli bu. Veya sayısal alandaki kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik gibi bu tarz alandaki bölümlerde olabilir. Hangisinde olursanız olun bu bölümlerde okuyan tüm öğrencilerimiz için bizim buradaki içeriklerimiz, ders videolarımız uygun olduğunu bu araştırmamız sonunda görmüş olduk. Böylelikle hani bana sorulan soruların da aslında cevabını vermiş olduk. Çünkü önemli bir soru arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımız endişe etmek istemiyor. Düzgün bir şekilde öğrenmek istiyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Bir diğer konumuzda dediğimiz gibi herhangi bir temeliniz olmasa bile arkadaşlar biz zaten burada en temelden başlayarak derslerimizi anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden herhangi bir probleminiz olmaz. Yine öğrene, izleyip direkt olarak temelinizi oluşturabilirsiniz diyelim. Ve böylelikle aslında araştırmamızı ve Sorularımızın cevaplarını almış olduk. Burada videomuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben sizlere bir kere daha kapatmadan önce teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de ilginizden dolayı, alakanızdan dolayı ve göstermiş olduğunuz videolarımıza göre, göstermiş olduğunuz sabırdan ve alakadan dolayı ben sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım sizler için başarılı bir eğitim yılı ve eğitim hayatı geçer diyelim. Ve hepiniz de istediğiniz gibi güzel bir kariyere sahip olursunuz diyelim. Ve tekrardan sizlere hoşçakalın diyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.